ülkesinde acı her geçen gün daha da katlanıyor. Hatay felaketi yaşayan o illerden sadece biri. Bize ansızın saat 4'te böyle bir şey oldu. Ne olduğu anlamadım. Bir baktık hepimiz gitmişiz. Ailemizin 20 kişisi öldü. Evlerimiz yıkıldı. Hayatımız felç oldu. Binlerce aile yuvasız kaldı. Binalar yerle bir oldu. Enkaz altında kalanlara ise halen ulaşılmaya çalışılıyor. Allah'a şükür. Gel. Ekiplere Macaristan'dan da yardım eli uzandı. Burada 6 kişi kurtarılmayı bekliyor. 2 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardık. Binlerce kişi ise hem yardım hem de yakınlarını bulabilmek için Hatay'a akın etti. Tamam canım, tamam teyze, teyze, tamam bir tane. Acının diğer bir adresi ise depremin merkez üssü Kahramanmaraş. Enkazın üzerinde yeşil ışığı yanan turuncu bir kutu. O kutu sismik dinleme aracı. İşte o sismik dinleme aracı sayesinde aşağıya seslenildikten sonra gelecek olan bir ses, bir nefes algılanıyor. O kutu sayesinde de enkazdaki vatandaşa ulaşılıyor. Bir başka tarafta ise açılan delikten mucize gerçekleşmesi için o ses yankılandı. Sesimi duyan var mı? Ve ardından da 86. saatte gelen mucizevi kurtuluş. Diğer tarafta ise acı. Fotoğraf yeğenimin ilkokul fotoğrafı. Depremde vefat eden. Yani elimize geçen bunları... Yani bayramımıza basmaya çalışıyoruz. Acımız büyüktü. Depremin ikinci merkez üssü olan Elbistan'da yıkım gerçekten çok büyük. Hangi caddeye, hangi sokağa gitseniz manzara bu şekilde. Aynı zamanda kış şartları çok zor geçiyor Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da. Buna rağmen arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diğer tarafta da yardımlar hızla depremzedelere ulaştırılmaya çalışılıyor. Elbistan'da yıkılan binaların çoğuysa eski yapıydı. Ancak bunun bazı istisnaları var. İşte bu bina. Burası modern teknolojiyle inşa edildiği iddia edilen ve daire fiyatlarının da yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu ifade edilen bir bina. Neyse ki oturum başlamamıştı çünkü daha ilk depremde bina bu hale geldi. Buranın da sadece adı Güven. Burası da henüz 3 yıllık bir site. Adı Güven Park. Vatandaşlar güvenip daire satın aldılar. Satış fiyatı ise 1 milyon 700 bin lira. Depremde bu hale geldi. Tek sevindirici yansa yıkılıp site sakinlerine mezar olmaması. Adıyaman'da hasar gören yollardan dolayı 8 köye ulaşılamamıştı. Mahsur kalan 213 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi. Gaziantep'te ise depremzedeler için çadır ve konteyner kentler kuruldu. Şehrin içinde ise halen risk devam ediyor. Gaziantep'te yüksek katlı binaların bulunduğu semt işte burası Batıkent. Sağımda da solumda da 11-12 katlı yapılar var ve hepsinin altları da iş yerleriyle dolu. Kentte yaşam devam ediyor ama özellikle Emre Sitesi çevresindeki o yüksek katlı binalarda hasar var ve şu anda onların yakınında durmak dahi çok tehlikeli. Depremde yıkılan Adana'daki Alper Gün Apartmanı'ndan Ekrem Ekinci, eşi Gül ve kızları Başak'ın cansız bedenleri çıkarılmıştı. Başak'ın ikizi Irmak'a ise henüz ulaşılamadı. Irmak yok, Irmak'ı arıyoruz. Irmak Ekinci'yi arıyoruz. Şu aile kayıp, şu aile. Orada Irmak Ekinci kayıp. Şu kayıp. Bu prensesimiz kayıp. Gezmediğimiz morg, gezmediğimiz acil, gezmediğimiz servis, hastane, mezarlık kalmadı, bulamıyoruz. Mehtap Çelik ve oğlu Harun ise Malatya'da çöken bu binada yaşıyordu. O ilk depremle birlikte Mehtap Çelik çocuklarıyla birlikte kendini sokağa attı. Daha sonra birkaç saat sonra da tekrar içeriye girdi, içeriden muhabbet kuşunu aldı ve çıktı. Birkaç saat sonra da o ikinci deprem meydana geldi. Evet, ben evden çıktıktan 10 dakika sonra ikinci deprem meydana geldi. Enkaz başına geldiler, altındaki hatıralarını aradılar. Harun'un ilkokul resmi. Teşekkür. Bunlar da bu dönemin en son aldığımız karnemiz işte. İçeriden sağ çıktığımıza şükrediyoruz yani içeride olmadığımıza.